Dünya Hallerinin ikinci bölümünde beraberiz. Aslında küresel piyasaları bu bölümde biliyorsunuz değerlendireceğiz. Vedat Özdan'la birlikte olacağız. Bütün tartışma aslında Amerikan tahvillerinin yükselmesiyle ortaya çıktı. Amerikan tahvillerini arkadaşlarımızla bir ekrana getirirlerse, 2 yıllıklarda 1.36'lık bir yükseliş devam ediyor. 10 yıllıklarda ve 30 yıllıklarda bir düşüş seyrini bugün itibariyle görüyoruz. Takriben 1 saat önce Amerikan piyasaları açıldı. 2.65, 10 yıllıklarda bir düşüş var. 30 yıllıklarda da 2'ye yakın 1.81'lik bir düşüş var. Şimdi bu konuyu da değerlendireceğiz ama ABD askeri liderleri anayasayı savunma bağlılığımız sürüyor açıklamasını yaptılar. Bu Amerikan tarihinde askerler acaba ne düşünüyor, darbe mi olacak söylemlerinin yapıldığı, demokrasinin hemen hemen olmadığı ya da 3. dünya ülkesi olan ülkelerden bu ve buna benzer açıklamaları duyardık. Şimdi ABD askeri yetkilileri, liderleri anayasayı savunma bağlılığımız devam ediyor denildi. Hatta yine bir açıklama daha var askeriye tarafından. Biden bizim başkomutanımızdır açıklamasını da yapmak zorunda kaldılar. Vedat Özdan bunları konuşmaya başlayalım. Vedat Bey hoş geldiniz. Garip geliyor mu size bu açıklamalar? Evet, garip şeyde geçen hafta çarşamba günü 6'sında kongrede önünde olup bitenler de garipti. Zaten dış basında muhtelif ülkelerde liderlerin yaptıkları açıklamalar ve uluslararası medyaya haberin veriliş tarzı da aslında bir şekilde ironik bir şekilde tartışıldı. Biz bu tür haber başlıktan daha çok Orta Doğu ülkelerinde olup biten için kullanılırdı. ABD için kullanılıyor diye Trump'ı ve yaptıklarını bir anlamda kınayan haber yorumları izledik. Şimdi bugün tabii şu anda Senato'da, pardon düzeltiyorum, Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azledilmesi gündemde, gündeme alındı. Mike Pence gündeme aldığını açıkladı ama 25. maddeyi uygulamayacağını yine açıklamasında görüyoruz. Ne diyorsunuz? Bugün Cumhuriyetçilerden 3 milletvekili azledilmesine, Trump'ın azledilmesine destek vereceklerini söylediler. Bir tanesi önemli bir isim. Liz Cheney, Dick Cheney'in kızı. Dolayısıyla o da muhafazakar bir cumhuriyetçi. O da Trump'ın azledilmesini istiyor. Ne diyorsunuz? Azledilir mi Trump? Aslında şeyle devam edeyim ben. Şu 7 general bir tane de amiral imzaladı. Aslında ordu içerisinde bir grup üst düzey askerin imzaladığı bir bildiri diyelim buna. Genelkurmay Başkanı'ndan bir açıklama gelmedi. Henüz bir yorum da gelmedi bu şeyle ilgili. O da ilginç ama. Evet, bana göre metin şeydeki kongredeki cumhuriyetçileri de azil sürecine destek vermeye teşvik edici bir üslup ve tespit içeriyor. O da diyor ki bu bizim anayasal süreçlerimize aykırıdır. İfade özgürlüğü ve toplanma hakkı kimseye halkı isyana teşvik ve başkalarının can güvenliğini tehdit etme hakkı vermez diyor. Yani bir yandan Trump'ı sen isyana teşvik suçu işledin. Oradakileri de siz de bir anayasaya, kongreye karşı bir kalkışma içerisinde oldunuz. Anayasayı koruma yeminimize bağlıyız. Bu geleneklerimize, yasalarımıza, anayasamıza ve yeminimize aykırı bir durumdu diyerek aslında Trump'ın azledilmesi sürecine ciddi bir destek veren metindi. Oradan muhtemelen bazı cumhuriyetçilerin destek işini en azından Senato'da düşünebileceklerini tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle süreç bugün kongrede yayına girmeden önce oylama devam ediyordu. Evet. Geçti diye de veriyorlardı. Yani şey yöndeydi. Azledilsin
azledilsin mi şeyine evet diyenler. Bakalım buradan karar çıktıktan sonra senatodan 67 oy çıkması gerekiyor. Dolayısıyla senatoya evet hemen göndermezler büyük ihtimalle. Çünkü 19'undan önce senato görüşemez. Tam Biden'ın kendi atamalarını yapacağı, atamalar dolayısıyla ilgili kişilerin senatoda ilgili komitelerde kendilerini takdim edecekleri, politikalarını tartıştıracağı, büyük ihtimalle yeni teşvik paketiyle ilgili müzakereler. Yani gündem yoğun, dolayısıyla kongre bir süre bekler, 100 güne kadar bekleyebiliyor. Daha sonra hani belki de şeyle ilgili, Trump'la ilgili gelişmeler daha fazla cumhuriyetçiyi bu tarafa çeker. Ve artık başkan olması, ikinci kez başkan olması 2024'te kesin önlenmiş olarak olur. Önlenmiş olur diye bir strateji izlerler. Şimdi buna biraz ara verelim. Fed başkanlarından açıklamalar geldi. Cleveland Fed Başkanı Mester'in açıklamasında para politikasında ayarlanmaya gitmeyi, Fed'in varlık alımlarının hızını veya büyüklüğünü değiştirmeyi tartışmak için çok erken diye söylüyor. Boston Fed Başkanı Rösinger'in de ikinci yarısında güçlü bir toparlanma yaşanacağı öngörülüyor dedi. İlginç bir tane daha Fed Başkanı'nın Bullard'ın bir açıklaması var. 2020 yılında para politikası çok başarılı, finansal piyasada da paniği önledi. Dolar rezerv para olmaya da devam edecek. Bir cümlesini daha söyleyelim. Tahviller halen güvenli liman varlıkları olarak görülüyor. Fed'in olaylara bakışını, Fed başkanlarının daha doğrusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre dün şeydi, fiyatlamalar riskten kaçınma, evvelki gün de öyle, riskten kaçınma moduna girmişti piyasalar. Çünkü bundan sonra artık herkesin gözü kulağı şeyde olacak. Bir, ABD enflasyonu, ikincisi 10 yıllık tahvil faizi nereye varıyor? Getiri eğrisi ne durumda? Bu tartışmaları yapacağımız bir yıla girdik. Enflasyonla ilgili bugün TÜFE de geldi ABD'de. İşte 1.2 idi önceki ay. 1.3 bekleniyordu. 1.4 geldi manşet enflasyon yıllıkta. Çekirdek enflasyon 1.6, değişmedi. Gördüğüm kadarıyla petrol fiyatları, yani enerji çok ciddi bir şekilde, benzin fiyatlarındaki artış enflasyonu yükseltmiş, manşet enflasyonu. Biraz hani deflatör, PCE dediğimiz deflatör çabuk yükselecek. Özellikle Mart ayından sonra, geçen yıl hani çok düşmüştü ya enflasyon oranı, dolayısıyla baz etkisi dolayısıyla yıldan yıla çabuk %2 üzerine çıkacağız. Bu var. Öte yandan aşılama iyi gidiyor aslında. İsrail, Danimarka, Birleşik Krallık ve ABD aşılamada Avrupa Birliği'ni geçtiler. Ama İsrail'le ilgili bu küçük notu da bildirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 12-14 dolara aldığı aşıları İsrail'in 62 dolar verip öncelik sıralamasını almak için herhalde ödediği de söyleniyor. İsrail tabii ki nüfusu açısından da bakılırsa en önde giden ülkelerden bir tanesi. 9 milyon, evet. 9 milyon Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama yapılmıştı dün itibariyle. Bugün rakamı bilmiyoruz. Evet. Şimdi isterseniz aşılamayı da konuşacağız. Buyurun, buyurun. İsrail'in nüfusu. Neyse, buyurun. Ha, nüfusunu söylediniz siz. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama rakamı diye ben düşündüm. Kusura bakmayın. Yok. Şimdi Biden'ı yarın bekliyoruz. Tamam, 20'sinde yemin edecek, açtık başkanlık koltuğuna da oturacak. 6 günlerden bir tanesini yaşadı, 6 Ocak gününü Amerika Birleşik Devletleri. Sonrasında işleri düzeltmeye çalışacak. Ama en önemlisi tabii ki Amerika'nın içini düzeltmek ve ekonomiye bir başarı getirmek, yön vermek. Yarın program belli olacak ama herkesin aklında olan konu yeniden bir parasal genişleme, helikopter para dediğimiz, çek dediğimiz konuları, bireysel, direkt, küçük, orta ölçekli şirketlere destek çıkmak gibi. Daha doğrusu birkaç trilyon dolarlık bir para, yeni bir programdan söz ediliyor. Ne diyorsunuz?
Yani 2 trilyon dolarlık bir paket olacağı konuşuluyor. Daha çok tabii yeşil altyapı yatırımlarında, söylediğiniz gibi gelir düzeyi düşük ailelere, okullara, aşı dağıtımına, testine, ondan sonra eyaletlere ve mahalli idarelere ve istihdama yönelik teşvik tedbirleri olacak. Doğrudan gelir desteği şeklinde de işte daha önceki sözlerine uygun olarak 2000 dolarlık çekte gönderecekler büyük ihtimalle. Yani 2000 dolara tamamlayacaklar daha doğrusu. 600 dolarlar gönderilmişti. Öte yandan bir de altyapı yatırımları, yeşil enerji kullanımını, yeşil teknoloji meselesine yönelik bazı gelişmeler olacaktır. Yani bu havayı kirletmeyen toplu taşımacılıktan tutun yeşil istihdama kadar buralarla ilgili olumlu destek verecek. Peki Vedat Bey, siz Biden'ın ekonomi programında Trump'tan ya da öncekilerden ya da yaşadığımız bu kaotik 2020 yılından çıkış için, bu kötümser tablodan çıkmak için hangi önemli hamleyi yapabileceğini düşünüyorsunuz? Hani tamam, 2 trilyon dolarlık bir kaynak paketi açıklaması, bireysel destek vermesi, 2000 dolar vermesi ya da küçük orta ölçekli şirketlere destek vermesi dışında ekonominin en önemli can damarı olup ciddi yükselmesine sebep olacak ne yapabilir? Kamu harcamaları mı? An itibariyle evet, maliye politikasını biraz daha gevşetmesi icap ediyor. Bunu FED de zaten maliye politikası, para politikasını gevşek tutmaya devam edeceğiz diye dünden beri açıklamalar yapıyorlar. Çünkü öncelik hem hükümette hem FED'de pandemiden bir an önce kurtulmak. Yani kontrol altına almak değil, tamamen aşılayıp bu işten tamamen kurtulmak. Ondan kurtulma gerçekleştiği andaki Trump'a karşı zaferinin Biden'ın ana esprisi oydu. Yani hep altını çizdi. Sen aşıyı küçümsedin, virüsü küçümsedin, önce yok dedin. O nedenle ekonomi bu hale geldi. Pandemiyi kontrol etmeden ekonomiyi kontrol edemesi onun için bu işi ciddiye aldı. Muhtemelen buradan gidecektir. Bu da tabii biraz kamu harcamasıyla, bir de hakikaten zor durumda olan eyaletlere ve mali idarelere Trump destek olmak istemiyordu. Biraz oraları toparlayacaktır. Oralardaki sağlık kapasitesini de arttıracaktır. Ve ondan sonra da yavaş yavaş yeşil teknoloji, yeşil sanayi işine ağırlık verecektir. Tabii yani enerji meselesiyle ilgili ihtiyaçlar çözülmeden, hani yeşil devrim, yeşil teknoloji işi, yenilenebilir enerji işi kolay olmayacak. Hani iklim değişikliği meselesi de buna bağlı. Paralel gitmesi lazım. Orayı hızlandırması lazım. Yani sürdürülebilir enerji, yenilenebilir enerjiye girmek suretiyle iklim değişikliğiyle mücadele için konvansiyonel enerjiyi küçültmesi gerekiyor. Tabii evet, orada biraz sonra ben size soracağım, petrol fiyatları ne olacak? Yükseliş eğiliminin çok herkesin yukarı yönlü revize ettiği bir dönem var ama onu biraz sonra soracağım. Dolar endeksine bakalım isterseniz. 90.35'leri şu an itibariyle görmüş durumda. Yükseliş devam ediyor. Pazartesinden itibaren hatta 89'ların altını test etti, aşağıya doğru düşmüştü. Yükseliş eğilimini, yükselmesinin sebebini Vedat Bey siz neye bağlıyorsunuz ve ne kadar daha dolar endeksinin yükselişinin devam edeceğini düşünüyorsunuz? Euro-dolar paritesinin 0.39 dolar lehine değer kazandığını görüyoruz. Pound'da da aynı şekilde 0.26. Tabii bu demin söylediğim aslında 2021 ile ilgili temel çerçeve FED hep yapacak. Faiz arttırmayacak, tapering de yapmayacak. Yani varlık alımı, bilançoyu büyütmeye devam edecek. ABD hazinesinin çıkardığı tahvilleri almaya devam edecek. Özel sektörde destek olmaya devam edecek. ABD doları zayıf kalacak. Tahvil faizleri de en fazla işte 1.20'yi yıl içerisinde, yıl sonuna kadar görecek diye bir öngörü vardı. Dolayısıyla ABD doları hem euroya hem de gelişen ülke para birimlerine karşı
değer kaybedecek. Sanayi metalleri de yükselecek, enerji şeyleri de yükselecek diye. Temel çerçeve buydu, ancak görüldü ki bu teşvik, mavi dalga, güçlü teşvik ekonomi daha çabuk toparlanacak ABD'de. Bir de bakıldı ki Euro bölgesinde hakikaten çift dipli resesyon, orada kapanma tedbirleri ilk çeyrek itibariyle çok sert oluyor ve Nisan başına kadar devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ABD ekonomisi daha çabuk Avrupa Birliği'nden karşıda da iyi gidiyorlar. O zaman enflasyonla ilgili de bazı çalışmaya başlayacak. Petrol fiyatları da o zaman 2 aşırı 1 ay 2 ay 3 ay ondan sonra varlık alım programını yavaş yavaş bir arkadaşlar Vedat Bey'in sesine bir baksınlar. Evet, Vedat Bey'in sesinde bir küçük bir teknik sorun var. Ona bakacağız. Fitch Ratings'ten bir açıklama geldi bugün. 2021 yılı görünümü ile ilgili raporunda 180 ülkeden 84'ünün kamu borcunun çok ciddi boyutlara ulaştığını, gayri safi yurt içi hasılaya oranının beklentinin çok daha üzerinde olduğu söylendi. Yine raporun içerisinde gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkelerden bir akış olacağını da söylendi. Yine açıklamanın içerisine başka paragraflar da var. Yerel para birimlerinin dolar karşısında yükselebileceği de değerlendirilebileceği de söyleniyor. Vedat Bey'e kaldığımız yerden devam edelim. Vedat Bey, Fitch'in raporundan söz ettik. Duyabildiniz mi haber başlıklarını? Onu değerlendirelim. Hani bir genel anlamda bir boşluluk var, bir de gelişmekte olan ülkelere yönelik bir akış söz konusu. Evet, ben tabii Fitch'le ilgili kısmı çok net duyamadım. Fakat şeyle bir devam edeyim, ondan sonra tabii, buyurun. Vaktimiz kalırsa söylediğiniz gibi devam ederiz. Ben yine hatırlatayım onu, siz devam edin. Yani 2021'e ilişkin olarak böyle konsensüs trade dediğimiz şeyle ilgili bir gevşeme oldu. Dolayısıyla PCE %2'nin üzerine kaç ay çıkarsa FED tahvil alım programını azaltacak korkusu erkenden fiyatlandı. Onun için FOMC üyeleri toparladılar. Ama bana göre Euro dolarda yukarıya doğru gidiş için 1.25'e doğru gidiş için halen potansiyel var. Pound dolarda da yukarıya doğru hareket devam edecektir. Keza dolar endeksinde de ben yukarıya doğru hareket değil, yarından itibaren aşağıya doğru hareket bekliyorum. Evet. Fitch'ten açıklama, hem kamu borcunda çok ciddi 180 ülkeden 84'ünün ciddi boyutlara ulaştığını ve gelişmiş olan ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yönelik bir akış olabileceğini söylüyor. Doğru. Yani gelişen ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, bizim gibi ülkeler biraz bu arkasında güçlü merkez bankası olan, yani majör merkez bankalarına sahip ülkelerin yaptıklarını yaptılar. Ama tabii kendi ülke para birimiyle borçlanma imkanı yok. Dolayısıyla bir açık pozisyon var. Kur, enflasyon, faiz meselesi var. Buralar riskli, ancak zaten bir miktar aslında volatilitenin nedeni de gelişen ülke piyasalarında, hani dolar değersizleşecek, gelişen ülke para birimleri iyileşecek diyerek oraya başlama hareketi acaba doğru bir hareket mi diye sorgulandı. Gördüğüm kadarıyla yılın ilk yarısına kadar gelişen ülke piyasalarında sermaye girişleri bir süre devam edecek, ancak bu Nisan-Mayıs ayına kadar devam eder. Ondan sonra tekrar eve dönüş başlar diye tahmin ediyorum. Evet. Özellikle hizmet sektörü de devreye girdikten sonra, yani tekrar majör gelişen ülkelerde borsalara yönelik tekrar alım fırsatları doğar, oralara gider para diye düşünüyorum. Vedat Bey, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bir açıklaması var. Özellikle son iki haftadan beri Bitcoin piyasasında çok ciddi yükseliş, sonrasında hafta sonunda ciddi bir düşüş
200 milyar dolarlık bir kayıptan söz ediliyor. Lagarde bunun bir spekülasyon olduğunu, regüle edilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrı zamanda da önümüzdeki 5 yıl içerisinde de dijital euro'nun hayata geçmesini temenni ettiğini söylüyor. Ne diyorsunuz bu tartışmalara, yaşanan bütün bu hafta sonundan itibaren yaşanan Bitcoin piyasasındaki gelişmelerle ilgili? Ya bir defa 5 yıla kadar dijital euro'ya geçilirse aşırı geç olur. Yani dijital yuan'a büyük ihtimalle Çin bu sene girer. Dolayısıyla İngiltere de bu işe yavaş yavaş yoklamaya başladı. Aksi takdirde bu kripto paralar hakikaten o fiat currency dediğimiz itibari para sistemini gerçekten zorlayacak. Bu Bitcoin ile ilgili söyledikleri spekülatif, aslında kınanması gereken komik işleri finansmanlı ve ticaretini kolaylaştırdı. Komik işleri kolaylaştırdı diye açıklama yapmış. Funny business diye. Spekülatif olduğunu, düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Tabii merkez bankalarından, merkez bankası başkanlarından kripto paraları övmesini ve bunlarda gelecek gördüğünü belirtmesini umamayız. Çünkü onlar senyoraj, ülkenin senyoraj hakkını korumakta görevliler. Kendi ödeme sistemlerini, para sistemlerini, onların itibarını korumakta görevliler. Dolayısıyla Bitcoin ile ilgili söyledikleri, kripto paralarla ilgili söylediklerini ben darasını alarak konuşmak icap eder diye düşünüyorum. Söylediğim gibi kripto paralar yani bir para teknolojisindeki gelişimin bir ürünü. Önce takasla başladı, sonra muhtelif maddelerle boncuktu, deniz kabuğuydu, sonra deri para, sonra kağıt para, altın standardı ve derken fiat currency dediğimiz para standardına geçildi. Şimdi ülkeler, merkez bankaları para basıp faiz oranları bu kadar düşük kaldığı sürece doğal burada olarak da, evet, burada da hareketlilik olacak. Kripto paralara talep gelir yani. Evet, bir de tabii şunu da bitirelim. UBS 250 bin frank ve üzerinde de eksi faiz uygulayacağını da söylüyor. Tabii bunlar da etkili oluyor. Vedat Bey çok çok teşekkürler programımıza katıldınız. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, programımızı burada noktalandırıyoruz. Yarın akşam yine saat 19'da Dünya Hallerinde buluşmak ümidiyle. Hepinize en içten sevgi ve saygılar. Hoşça kalın.